Ilave ediyoruz. Siyasal iktidarın el değiştirmesi pazar günü verilecek oylarla bu değişim %50 de olsa sağlanacak. Yani 14 Mayıs'ta mecliste çoğunluğu elde edemedik ama 28 Mayıs'ta verilecek oylar siyasal münavebenin sağlanması açısından, siyasal iktidarın el değiştirmesi açısından son derece önemlidir ve tarihsel bir misyonu vardır. Oysa ortak politikalar metninde çok açık bir biçimde kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadan hiçbir seçilmişin görevden almayacağı dair düzenleme var. Dünkü protokol metninde de bu aynı şekilde ifade edilmiş. Yurttaşlarımızın buna bakması lazım. Dolayısıyla iktidar medyasının algı operasyonlarına yanıt vermemeli lazım. Ben pazar günü Diyarbakır'da ve bölgede yurttaşlarımızın Erdoğan'ın ve bu rejimin yıllardır yurttaşlarımıza yaşattığı zalimliği ve zulmü de dikkate alınarak sandığa gireceklerine ve bu zulme, bu zalimliğe Diyarbakır'dan başlayarak hayır diyeceklerine inanıyorum. O nedenle oylar Kılıçdaroğlu'na gidecek ve bu rejim değişecek. Bunu da pazar günü Diyarbakır'da sandıklarda göreceğiz. Hem katılım oranı bakımından hem de genel başkanımıza Kılıçdaroğlu'na gösterecek teveccüh bakımından bunu pazar günü göreceğiz. Tam buraya gelmişken